Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termal turizmin Ankara'daki önemli merkezlerinden biri olan Kızılcahamam'da ulaşılan 77 derecelik termal su kaynağından hem ilçede yaşayanların hem de turizm tesislerinin yararlanabileceğini söyledi. Bakan, sıfır atıkta pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'daki projeleri inceledi. 77 derecede bir termal su kaynağı bulundu ve bu kaynakla birlikte hem içerideki vatandaşlarımız hem de turizm tesislerimiz faydalanacaklar. Ocak ayında ulaşılan termal su kaynağı termal turizmin Ankara'daki önemli merkezlerinden Kızılcahamam'da kullanıma alınıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kuyuyu inceledi, bilgi aldı. Kızılcahamam Sıfır Atık Projesi'nin de pilot ilçesi. Bakan o çalışmalardaki son durumu da inceledi. Türkiye çapındaki hedefleri paylaştı. İçinden çöp kamyonunun geçmediği, atıkların kaynağında ayrıştırıldığı, geri dönüştürülebilecek atıkların geri dönüştürüldüğü bir sıfır atık kasabası ilan yapmıştık. İşte bugün dönüştürme merkezimizin inşaatını inceleme fırsatı bulduk. Yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamış olacağız. Sıfır atık kapsamında geri dönüşüme teşvik için çıkarılan kart da tanıtıldı. Geri dönüşüm için getirilen malzemelerin cinsine göre, miktarına göre puan yükleyeceğiz. Ve bu puanı getiren kart sahipleri istediği yerde, mesela belediyemizin tesislerinde veya alışverişlerde, anlaştığımız marketlerde kullanabilecekler. Ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla sokak sağlıklaştırma projeleri. Ama buraya zemin artı 7 yaparsak bozarız burayı. Ne gerekirse bu. 70'e insin, 60'a insin. Yapacağımız konutlar Kızılcahamam'ın mimarisine, yöresel mimariye uygun. Ankara evlerinin burada yansıtıldığı, ahşap ve taşın doğal malzemelerin kullanıldığı ve şehir merkezinde meydanıyla birleşmiş, işte oradaki ticari ünçeleriyle birlikte çok önemli bir süreç içerisinde kentsel dönüşüm projesini de gerçekleştirmiş olacağız. Bakan Kızılcahamam'a yöresel ürünlerin sergilendiği bir pazar yeri inşa edileceğini de belirtti. Hem yerel esnafımız hem köylümüz gelip burada ürünlerini pazarlayabilecekler.